Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Kahve içmeyeceğim. Ona göre yapmayın. Şey yapmayın ya. Bir üstada intisaplı kimse üstadına danışmadan başka bir şehirde veya başka bir ülkede yaşamaya karar verirse üstadını ve davasını satıp gitmiş mi olur? Hiç alakası yok. Biz böyle şeyleri çok önemsemiyoruz. Bir kimse normalde hür iradesiyle nerede yaşamak isterse orada yaşar. Nereye göçmek isterse de oraya göçer. Bunda bir sıkıntı yok, bir problem yok. Normalde bunu bazen söylerim ben, hani bir yerde ders yaptırıyorsa örneğin, o kimse bunu haber ver, izin değil bu, haber vermesi lazım. Yani demesi lazım ki ben bu şehirden göçüyorum, burada ders yaptırıyordum, buraya kimi tayin edeceksiniz, biz onu oraya kimse onu tayin ederiz. Öbür türlü başka hiç kimsenin böyle izin almasına veya müsaade almasına gerek yok. İstişare sünnet, yani gidip sorarsa ben böyle böyle bir şey yapıyorum, işte dua edin gibisinden, bu ayrı bir mesele ama normalde böyle izne, müsaadeye ihtiyaç yok. Şimdi Darül Harp, Darül İslam hukuku var. Mesela Darül Harp, Darül İslam hukuku olursa, bir kimse Darül İslam'da yaşıyorsa, Darül Harp'e geçerken oradaki devlet başkanına, siyasi olarak siyasi devlet başkanına haber vermeli. Yani demeli ki ben filanca yere göçüyorum, ben filanca yere gidiyorum ve oraya gidebilir miyim? Çünkü normalde de orada bir Müslümanın canı, malı, namusu, şerefi, haysiyeti bu nereye kadar korunur? Çaylarınız da için nereye kadar korunur, nereye kadar korunmaz? Onu oradaki siyasi devlet başkanı buna karar verir. Mesela bu şimdi mevcut devletlerin uhdesinde ya, mesela işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan ediyor. Filanca yere seyahat edecek olan kimseler işte dikkatli olsunlar veyahut da oraya seyahat etmesinler. Neden? İşte orada bir kargaşa var. Orada onun can güvenliği, mal güvenliği sağlanamayabilir. Sağlanamayacağından dolayı devlet de orayı yasaklayabilir. Buraya gitmeyin diyebilir. Veyahut da mesela işte Çin'de şimdi salgın var. Öyle değil mi? O ne virüsüydü? Koronavirüsü. Bir virüs icat ettiler. O virüsü icat ettikten sonra oradan da patlattılar. Adamların başına bela açtılar orada. Sardılar bir çorap, ördüler. Adamlar şimdi koronavirüsüyle uğraşıyorlar. Yani önceden tankla, tüfekle, uçakla vuruyorlardı ülkeleri. Şimdi bir virüsle vuruyorlar. Çin devletler de ne yapıyor bu sefer? Oradan gelen bütün her şeyi ilaçlıyor veya oraya hiç kimseyi göndermiyor veya oradan bir şey getirmiyor. Böylece oranın ülke ekonomisi de batıyor mu? Evet, bir virüse bakıyor şimdi. Bu da onun gibi bir şey. Yani normalde devlet bunları yasaklayabilir mi? Evet. Yani bu konuda bir yol çizebilir mi? Evet. Bu Darül İslam, Darül Harp noktasında da var. Bir kimse normalde Darül Harbe çıkarken Darül İslam'ın o noktada halifesinden izin almış olması lazım. Ama bu sufilerin içerisinde bu benim ilk dervişlik yıllarında vardı bu. Yani bir kimse bir yerden bir yere gideceği zaman işte zakirine söylerdi, haber verir. İşte örnekliyorum, abi ben Bursa'ya gidiyorum, haberin olsun. O da Bursa'ya gidiyor ya, işte Bursa'nın zakiri kim? X kimse. Ona diyordu ki, ona git selam söyle. O da gidiyordu ona, selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Bursa'ya geldim, bir işim var, ben işimi göreceğim. İşte abimizin de selamı var. Böyle bir edep vardı. Bu edep aslında kendi içerisinde, kendi dairesinde çok güzel bir şey. Hani bir bereket, bir lütuf, bir ikram, bir ihsan. Kardeşin, arkadaşın artmasıyla alakalı. Ama bu işi sonradan heva hevese döndürdü insanlar. Benim zamanımda bazı zakir kardeşler heva hevese döndürdüler. Mesela adam bir yere gidecek. Ne işin var orada? Allah Allah. Ya adamın işini ne yapmaz soruyorsun? Ya özel bir işi vardır. Kimseye konuşamayacaktır. Bir hastalığı vardır. Bir rahatsızlığı vardır. Veyahut da hiç kimseye açamayacağı bir
problemi vardır. Bir şeysi vardır. Ne işin var orada diye ne soruyorsun? Adam şimdi işini söylese bir dert, söylemese bir dert. Böyle sıkıntılar gördük biz. Ben yeni derviş olduğumda bu tip problemler vardı. O yüzden dergahın içerisinde bunu o ilk zamanlarda ilk kaldıran da benim. Yani insanların özel hayatlarına müdahale ediyor zakirler. Yani adamın ne işi varsa var, sana ne, neden soruyorsun? Yani kime gidecekse gidecek, sana ne, neden soruyorsun? Veyahut da adam İzmir'e gidecek, ne işin var, kimle görüşeceksin, nereye gideceksin? Ya bunu söylemek zorunda değil bir kimse. Bu sefer böyle olunca ben arkadaşlara demiştim ta Bayındır'dayken, arkadaşlar bana sormayın bir yere gideceğiniz zaman. Benden izin almayın. Benden izin almak zorundasınız, değilsiniz. Bana sormak zorunda değilsiniz. Bu mevzu sonra Şeyh Efendi'ye gitti. Şeyh Efendi dedi, Mustafa Efendi böyle yapıyormuşsun dedi. Efendim herkes dedim özelini soruyor insanların dedi. Ben bu yüzden böyle, ha, doğru söylüyorsun dedi. Böylece bu böyle bu hani edep, adap olarak koyulan şey bizde çalışmaz hale geldi. Tekrar söylüyorum. Bir kimsenin özel hayatına karışılmadığı müddetçe, yani işte diyelim ki Yusuf Bursa'ya gelecek. Ondan sonra ne işin var Bursa'da? Gelecek adam ya, ne sana söylemek zorunda mı? Veya buradan ben Yusuf'a gideceğim Çanakkale'ye. Burada soracağım. İşte ben Çanakkale'ye gidiyorum. Hayırdır, kime gidiyorsun? Yusuf'a gidiyorum diyemeyeceğim. Desem Yusuf'a gideceğim, ne işin var Yusuf'la? Ya sana ne? Bu özel bir şeye giriyor. O yüzden normalde istişare açık mı? Kimse bir şey yapacak, gidip danışabilir mi? Evet, gidip sorabilir mi? Evet. İşte ben filanca yere yerleşmeyi düşünüyorum. Bu konuda bana bir öneriniz var mı? Eyvallah. Yani mesela diyelim ki o kimse orada bulunan dervişleri tanımıyordur, oradakileri tanımıyordur. Ona oranın zakirine gönderirsin. İşte adamın Çanakkale'de bir işi var, gelmiş diyor ki bana Çanakkale'ye gideceğim. Hayır, Allah yolunu açık etsin. Orada şöyle bir işim var. Aa iyi, öyle bir işim varsa işte açıyorum mesela zaman zaman Halit'i açıyorum ben, böyle bir durum var. İşte üniversiteyle alakalı veya başka bir şeyle alakalı veyahut da işte İzmit'te şeyi açıyorum, ne o? Cemil'i açıyorum veya Yusuf Hoca'yı arıyorum, böyle böyle bir durum var diye. Bunlar normal. Yani bir kimsenin orada bir sıkıntısı var, bir işi var. Görüşülebilir mi? Evet. İstişare edilebilir mi? Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Giyiniş tarzı ile karşı cinsinin bariz bir şekilde cinsel tahrikine maruz kalan kişiler, ahirette bu kişilerden hak talep edebilecek mi? Bu konuyu tamamen kadınlara bağlamak istemem ama daha çok kadınlar yapıyor bunu. Bu rahatlık nereden geliyor? Kadınlar büyük oranda sadece fiziksel temas ile cinsel olarak uyarıya geçerken erkekler ise sadece görsellikle bile uyarılmaları yeterli olur. İnsanlar bu bilimsel verilerden habersiz oldukları için mi bu kadar rahatlar? Bizim ülkemiz demokratik, laik, hukuk devleti, isteyen dilediği gibi, dilediği şekilde giyinme, dilediği gibi, dilediğini ne bileyim işte takma, çıkarma gibi hakkı var. O yüzden biz bunu sadece insanlara nasihat ederiz, Kur'an sünnet dairesinde. Kadınların giyinme tarzı meydanda. Ne o? İşte içi görünmeyecek. İslami olarak söylüyorum. Hanefi fıkhına göre söylüyorum. Kadınların içi görünmeyecek. Ya yani ince giyinmeyecekler. Vücut hatları belli olmayacak. Yani çok dar giyinmeyecekler. Yüz, el, ayak müstesna her yerlerini örtecekler. Şimdi artık bu sadece kadınları bağlayan bir şey değil. Bu şimdi tesettür erkekleri de bağlayan bir şey. Yani önceden kadınlar işte dar streç pantolon giyiyorlardı, dar streç kot giyiyorlardı. İşte kadınların uzuvları işte yani bu noktada görünüyordu. Şimdi erkekler farklı mı?
Şimdi erkekler yani çok mu İslami giyiniyorlar? Şimdi erkeklerin de altında daracık streç, dar pantolonlar, dar kotlar. Yani önceden ben böyle sohbetlerde diyordum ki o kadın işte o kotun içine girmek için işte iki kat aşağıdan birisi tutması lazım, o da yukarıdan kendini atması lazım. Anca içine girer diyordum. Yani o kadın daracık çünkü. Aynı şey şimdi erkekler için de geçerli. Erkekler hatta o kadar noktaya geldiler ki kadınları geçtiler. Ben bakmaya utanıyorum bazen erkeklere. Yüzümü gözümü çeviriyorum. Hele dervişlerde görüyorum daha da utanıyorum. Dervişlerde de görüyorum. Genç derviş arkadaşlar da, orta yaşlı derviş arkadaşlarda da görüyorum. Daracık streç pantolon giyiyorlar. Her tarafları meydanda. Derviş. Yani bu sadece kadınlara yönelik bir şey değil ki. Erkekler de yarışıyorlar bu konuda. Daha darını giyecekler. Erkeklerin de bütün alt bölümü olarak, alt bölüm olarak belden aşağısı vücutlarını sarıyor komple. Yani çok özür dilerim. Yani bütün organları belli olacak şekilde. Haram. Haram. Direkt haram. Erkeklerin de vücut organlarını meydana çıkaracak olan kıyafetler haram. Giyiyorlar şimdi erkekler de. Biz habire kadınları konuşuyoruz. Bundan sonra erkekleri konuşacağız artık biz. Bildiğiniz streç. Yani erkeğin önü arkası sobelenmiş vaziyette belli. Bir de öyle giymiş ya çünkü onun üzerine normalde bir de ya gömleği de kısa oluyor onun böyle kemerinin olduğu yerde veyahut da tişörtü kemerinin olduğu yerde. Yani çok özür dilerim arkası komple meydanda. Önü de komple meydanda. Bildiğiniz streç pantolon giymiş. Streç işte şey giymiş ne o kot giymiş. Yapışmış vücuduna. Absürt renkler. Erkeklerde de var. Yani bu giyim tarzı da İslami değil. Üzerlerine işte şey ne o tişört giyiyorlar. Tişörtün adı oldu bluz. Erkeklerde de. Daracık, incecik. Onların da vücut hatları meydanda, üst tarafında. Hele bir de hafif göbekleri var, o gömleklerin, o düğmelerinden göbekleri de fışkırıyor ya böyle. Göbeğin var bari, o kadar daracık giyme bari, fışkırmasın göbeğin şeyden. Bu kadınlarda da var. Göbeği fışkırıyor, daracık giyiyor onu, göbek fışkırıyor. Düğmeler patlıyor önden. Kadınlarda da, erkeklerde de. Giyme ya, yapma. Yakışmıyor, rezil oluyorsun. Bu kıyafet değil. Bu cehalet, bu bağnazlık bu. Bu cehaletle bağnazlık başka bir şey değil. Allah muhafaza eylese. Bir de bunu derviş kardeşlerde görüyorum, üzülüyorum. Özenmeyin. Tarkan mı olacaksınız? Özenmeyin, giymeyin. Yani hadis-i şerif var ya, siz adım adım onlara benzemedikçe kıyamet kopmaz. Onlar kim ya Resulallah? Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Evet. Ya adım adım benziyoruz.
Yani Amerika cezaevlerinde, çok özür dilerim, eşcinsellerin pantolon stilini Amerikan cezaevlerinden çıkmadır. Düşük bel erkeklerdeki pantolon Amerikan cezaevlerinde eşcinsellerin. Yani kendini kadın hisseden veya kadın gören, kadın gibi kullandıranların pantolon şeklidir. Düşük bel kemer. Amerika'dan çıkmıştır bu. Bakın bunun çıkış yeri Amerikan cezaevleridir. Açın araştırın bakın. Bu Amerikan cezaevlerinde yani kadınlaşmış olan erkekler böyle pantolon ve kot giyiyorlar Amerikan cezaevlerinde. Bunlar eşcinsel. Bunlar dışarı çıktığında aynı şekilde devam ediyorlar. Ya moda akımı yaptılar bununla. Ne yapıyorlar? Erkekleri çok özür dilerim, eşcinsel noktaya getiriyorlar. Yani adam koskoca adam, gencecik adam neyse. Yani hemen böyle kalçasının bittiği yerde pantolon başlıyor. Eğiliyor, arkasının çatalı görünüyor. Bir de üzerine gömlek mömlek bir şey giymiyor, iç çamaşırı yok. Eğildiğinde çatalı görüyorsun adamın. Haram ya. Haram. Bakana da haram, açana da haram. Ya açmasın, bakma kardeşim, bakmak da haram. Ya İmam-ı Azam rivayet edilir. İmam Muhammed'in yüzüne uzun süre bakmamış. Küçücük yaşta gelmiş çünkü medreseye. Sonradan bir baktığında bakmış ki sakallı. Sen ne zaman sakalın çıktı demiş yıllardan sonra. Yani o kadar yıl geçmiş. O gencecik İmam Muhammed'in sakalı çıkmış, sakal bırakmış. İmam-ı Azam onun yüzüne bakmıyor. Neden? Genç bir erkek çocuğunun yüzüne şehvetle bakmak da haram. İmam-ı Azam kendini korumak için talebesinin yüzüne bakmıyor. Şimdi İmam-ı Azam'a da laf söylüyor bu Müslümanlar da. Yani talebesinin yüzüne bakmıyor. Neden? Genç, parlak talebe daha sakalı çıkmamış. Şimdi toplumun geldiği yöne bakın siz. Bugün haberlerde okuyorum, tüylerim diken diken. Bir adam 3 yaşındaki kızını taciz ediyor. 3 yaşındaki kızını. Bir baba 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, 10 yaşındaki kızıyla cinsel ilişkiye gireceğim diye uğraşıyor. Bunları söylemeye utanıyoruz biz. Haberlerde okurken tüylerimiz diken diken oluyor. Sapıklıkta sınırımız kalmadı. Sapıklıkta sınırımız yok. İslam ülkesiyiz. İslam ülkesiyiz sözde. Müslümanlar, bu ülkede Müslüman çoğunluk var. Sapıklıkta sınır tanımıyoruz. Cahil Müslümanlar. Okutulmamış, eğitilmemiş. Sapkın. Kendi kendime üzülmekten başka bir derdim de yok da zaten. Bunları okuyorsun, medyaya bakıyorsun, gündeme bakıyorsun. Diyorsun ki ya nasıl aldanıyor Müslümanlar? Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu tesettürle alakalı mesele erkekler için de geçerli. Ya erkekler de düğmelerini açıyorlar aşağı kadar. Şimdi İbn Abbas'ın sözünü söyleyeceğim. Yani ortalık yıkılacak. Açın helallar, haramlar. Heytemi'nin helallar ve haramlarını açın. Heytemi'nin helallar ve haramlarla alakalı, eşcinsellerle alakalı bölümünü açın. Oradaki bölümde
eşcinsellerin o gün için 1400 yıl önce nasıl davrandıklarına bakın. Aynı şekilde bugün de öyle davranıyorlar. Orada diyor ki eşcinselleri anlatırken, hani kadınlaşan erkekleri anlatırken diyor ki onlar gömleklerinin düğmelerini aşağı kadar, aşağı doğru açarlar. Ya ben bunu yeni Müslüman olduğumda okumuştum. O zaman için bir iki tane gömlek düğmesini açardım ben önceden. Ya bunu okuyunca ben komple düğmelerimi kapattım. O gündür bugündür kapalı. Şimdi erkekler göğüs kıllarını komple tavuk gibi yoldurup öne doğru düğmelerini açıyorlar. Tamam, fıtratın dışında çok böyle olağanüstü bir şekilde adam kıllı tüylüyse onların yoldurmasında bir beis yok. Fıtrata uygun hale getirecek. Millet kadınlar gibi ağda yapmaya başlamış artık. Komple erkekler vücutlarını ağda yaptırıyorlarmış. Kimisi de soruyor bunu, ha maille soruyorlar. Bir erkeğin komple vücudunu ağda yaptırması caiz midir, değil midir? Uğraştığımız meselelere bakın. Birisi de başka bir şey sormuş. Yani bir kadın bunu yapabilir mi diyor, soruyor. Hani kuaförler var ya şimdi, bunları yapan kimseler. Yani biz de diyor hani tıptan karar veriyorlar. Yani biz de tıpçı gibi olsak, hani erkeklerin mahrem yerlerinde görmüş olacaklar. Tıpçı şey ya, yani çok özür dilerim yazdım, sen ürolog musun dedim. Yani sen ürolog olsan iyi bak, neresine bakacaksan adamın. Bu hale geldik. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden erkekler de kılık kıyafetlerine, tesettürlerine dikkat edecekler. Fitne zamanı evinizden ayrılmayın. Adem'in oğlu Habil gibi olun. Ebu Davud, İslam devletinde olmadığımız için bu durumda nasıl hareket etmeliyiz? Bunlar bir, insanın kendince kendisine verecek olduğu iştahatlar. İki, bağlı bulunduğu bir Darül Harp'te Darül Harp imamı varsa onun verecek olduğu bir iştahat. Türkiye'de Darül Harp imamı yok. Öyle olunca normalde bir kimse bunu kendi kendisine iştahat edebilir mi bu hadislerden? Evet. Yani normalde bir kimse fitne zamanı işte evine kapanabilir mi? Evet. Ebu Zer Gifariye diyor. Yani böyle bir zaman geldiğinde ne yaparsın deyince, ne yapayım ya Resulallah, kılıcımı omuzuma almayayım mı diyor. Hayır diyor. Sen diyor kılıcını şeyde, ne o, pırıltısını bile sakla evinde diyor. Beni öldürmeye gelirlerse diyor, Habil gibi ol diyor. Yani onu öldürmeye gelirlerse Habil gibi ol. Bu bir hadis-i şerif. Evet. Ama siz bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle mümkün değilse, dilinizle, o da mümkün değilse kalben buz ederekten önlemeye çalışınız. Bu da bir hadis-i şerif. Yani kötülüklerle mücadele etmek, kötülüklere karşı gayret sarf etmek, bu da bir hadis-i şerif. Ha bir kimse burada kendince iştahat edecek. Diyecek ki yani ben evimde oturmak istiyorum. Bunu, bu tür mevzulara, suya sabuna dokunmayayım. Hakkıdır. Ona neden sen evinde oturuyorsun, neden suya sabuna dokunmuyorsun deme hürriyetimiz ve selahiyetimiz yok. Dinde zorlama yok. Bakara. O yüzden zorlayamayız bir kimseyi. Ha bir kimse de şunu diyebilir. Yani bu ülke benim, bu memleket benim. Ben her türlü İslam dışı şeyle mücadele edeceğim. Kendimce nasihat edeceğim, gayret edeceğim. Kendimi de geliştireceğim. Etrafıma da bu noktada faydalı olmaya çalışacağım der. Bu bence daha üstünü. Bence bu daha faziletlisi. Bu yolu seçebilir. Ben bu yolu seçenlerdenim. Ben yangın var dedim, yürüdüm. Bu noktada o yolu seçtim kendimce. Bugüne kadar Cenab-ı Hakk'a hamdolsun yürümeye gayret ettik.
Bu tabii kolay bir şey değil. Bu yolda böyle yürümek. Yani ben kötülüklerle mücadele edeceğim. Ben İslam'ın hem ahlaken, hem hukuken, hem siyaseten hakim olmasını istiyorum. Bu konuda gayret edeceğim. Hem nefsimle mücadele edeceğim. Hem içeride hem dışarıda bu mücadeleye devam edeceğim deyip de yola koyulmak gerçekten zor. Yani bu böyle insanlara davet edilecek bir yol değil yani. O yüzden ben herkes ders alsın, herkes gelsin diye bakmam. Bir kimse gidiyormuş, serbest bırakırım. Adam katlanamıyorum. Sen gelmeyebilirsin kardeşim. İşte ben aktif olmak istemiyorum. Olmayabilirsin kardeşim. Evinde oturmak istiyorum. Oturabilirsin. Ben derslere gelmesem, evimde dersimi çeksem olur mu? Olur kardeşim. Ben koşuşturmasam olur mu? Olur kardeşim. Nasıl canın istiyorsa öyle yap. Sebep, burası Türkiye. Veya komple İslam dünyası aynı. Sen gerçekten Allah diyorsan, bir yerlerde başına çorap örülebilir senin. Bir yerlerde sıkıntı yaşayabilirsin. Problem yaşayabilirsin. Yani sonuçta La ilahe illallah diyorsan, istersen tevhidin birinci basamağı olan La ilahe illallah da ol. İstersen tevhidin ikinci basamağı olan La mevcude illallah da ol. İstersen tevhidin üçüncü basamağı olan pardon, ikinci basamağı olan La faili illallah da ol. İstersen tevhidin üçüncü basamağı olan La mevcude illallah da ol. Yani bu noktada senin nerede, hangi dairede olursan ol, başına sıkıntı gelir. Gelmiyorsa ben derim ya, imanını sorgula diye. Bir şahsın başında, bir topluluğun başında bir problem yoksa, bir sıkıntı yoksa, bir bela yoksa, bir musibet yoksa, bir dert yoksa, bir şahıs kendini sorgulasın, iki topluluk kendini sorgulasın. Sebep, o iman üzerine değildir. Adem'den itibaren bütün peygamberler iman üzerinedir ve bütün peygamberler bela, musibet, sıkıntı, dert, gam, kasavet her türlü imtihanla imtihan edilmişlerdir. Sıkıntısız, dertsiz, problemsiz hiçbir peygamber yoktur. İçinde bulunduğu sistemle, tağuti, müşrik sistemle problem yaşamayan hiçbir peygamber yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'den sürülmüş bir peygamberdir. Gözünün nuru, kalbinin bu noktada en mütecelli yerinde duran Beytullah'ta arkasına bakaraktan, selam vererekten yürümüş gitmiş bir peygamberdir. O yüzden hangi peygamberin başına bir şey gelmemiş ki? O yüzden bir kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa bir şey gelir başına. Gelmiyorsa zaten kendisini bu noktada sınasın. Veya bir topluluk başına bir şey gelir. Gelmiyorsa kendi kendini sınasın. Geçmiş ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete mi gireceğini düşünüyorsunuz? Gelecek. Geçmişteki insanların başına gelenler sizin başınıza gelmeden Allah'a vuslat mı olacağınızı zannediyorsunuz? Hayır. Bu noktada herkes bundan nasibini alır. O yüzden mücadeledir. Adem'den itibaren. Bir tarafta iyiler vardır, bir tarafta kötüler vardır. Adem'den itibaren bütün peygamberlerin yoludur. Bir tarafı hak ve hakikate yönelmiştir. Hak ve hakikate yönelenler bir taraftadır. Hak ve hakikatin karşısında olanlar bir taraftadır. Bu hiç değişmemiş ki. Ortası yoktur bunun. Bakın, şey olarak ne o?
fikir olarak, düşünce olarak ortası yoktur. Ya sen iyi yoldasındır, iyilerle berabersindir ya da kötü yoldasındır. Fiiliyatlar üçe ayrılır. Burayı karıştırmayın. Yani insanın fiiliyatları üçe ayrılır. Bir, haram olan fiiliyatlar. İçki içmek gibi, kumar oynamak gibi, livata yapmak gibi, zina etmek gibi. Yalan söylemek, haramla iştigal etmek, gıybet etmek, dedikodu etmek gibi. Bunlar nedir? Haram olan şeylerdir. Bir de helal olan şeyler vardır. Allah'ın farzlarını yerine getirmek gibi. Bunlar helaldir. Hadis-i şerif vardır ya, İslam'da haramlar bellidir dinde. Helallar da bellidir. Şüpheliler vardır ki siz onlardan sakınınız. Bakın üçüncü kısım şüpheli kısmıdır. Şüpheli yiyeceklerde şüpheli, içeceklerde şüpheli olanlar. Giyeceklerde şüpheli olanlar. Veya bir fiiliyatta, bir amelde şüpheli olan. Siz de diyor bunlardan uzak durunuz, takva da budur diyor. Şüphelilerden uzak durmak diye. Hadis-i şerifte. O yüzden şimdi fiiliyatlar üçe ayrılır. Helal olanlar, haram olanlar, şüpheli olanlar. Bu fiiliyatla alakalıdır. Ama düşünce, iman, o normalde akaidle alakalı şey ikiye ayrılır. Nedir? Ya sen haram yoldasındır, Kur'an'da, sünnette, ondan sonra Allah'ın emrettiği gibi peygamberlerin yolundasındır. Ya da sen tağutun yanındasındır, zulmün yanındasındır, küfrün yanındasındır. İkisinden biri. Sen nerede olduğuna bak. Bakın sen nerede olduğuna bak. O yüzden fitne zamanı bir kimse evinde oturabilir mi? El cevap oturabilir. Bu konuda kendi kendisine bu içtihadı verse hata yapmış olabilir mi? Hayır. Hadis var hakkında. Bir kimse hayır ben kenarda oturmayacağım, ben Kur'an ve sünnet mücadelesi vereceğim, yürüyeceğim hak ve hakikat yolunda Allah'ın dinine yardım edeceğim diyebilir mi? Evet. Benim için bu büyük cihat. Eyvallah. Benim için bu büyük cihat. Ama bir başkası bunu böyle görmeyip evinde oturabilir mi? Evet. Fitne zamanında oturanın fitnesi ayakta durandan hayırlı olur. Hadisini anlayamadım. Ya normalde bir kimse ortalıkta fitne var, fitneye su taşıyor. Fitneye yardımcı oluyor. Fitneye yardımcı oluyorsa onun oturması daha evla. Yani yalan bir sözü dolaştırıyor. Elden ele, dilden dile. Veyahut da haram bir toplantı var. O toplantıya iştirak ediyor. Haram bir nümayiş var. Millet çıkmış sokaklara yakıyorlar, yıkıyorlar. Sen otur evinde. Yakıp yıkmaya gitme. Ama bir yerde de Kur'an ve sünnet var. Kur'an ve sünnet yolunda koşmak var. Bu benim kendimcesi. O zaman durma durduğun yerde koş. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Diş dolgusu caiz midir? Gusle etkisi nedir? Eğer caiz değilse dolgusu olanlar ne yapmalıdır? Diş dolgusu tüm mezheplere göre caizdir. Her ne kadar İmam-ı Azam'ın böyle söylemediğini iddia edenler varsa da bunu El İhtiyar'ı yazan, sonradan Hanefi fıkhının hemen İmam-ı Azam'dan sonra gelenler şerh düşmüşler. Bu konuda İmam-ı Azam'ın böyle demediğine dair. Ama deyip dememesi önemli değil. İmam Muhammed ve İmam Yusuf'un bu noktada ortak fetvası var diş dolgusunun caiz olduğuna dair. Zaten Şafii'de, Maliki'de, Hanbeli'de caizdir. O yüzden Hanefi'de de diş dolgusu caizdir. Diş taktırmak caizdir. Kaplama yaptırmak caizdir. Bunda bir sıkıntı yok. İşte ya yaptırırken gusletmek zorunda mıyız? Değilsiniz. Bunu böyle nasıl söyleyeyim? İhtiyaden söylemişler. Neden değilsiniz? Çünkü dişin dış yüzeyi oluyor dolunca. Benim ağzımda dolgu var mesela. O üstü dişin üst yüzeyi hükmünde oluyor.
O yüzden o dişin hani oyuk olmuş olsa o oyuğun içerisine su değecek. Aslında çürük dişliler eğer çürükleri nohut tanesinden fazlaysa onun içine su girip girmediğini bakacaklar. Ama bir diş de nohut tanesinin adam böyle büyük dişliyse bakacak ona. Öbür türlü küçücük bir çürüğü var. Şimdi şüphe edip de o küçücük çürüğü olanlar içine su değdirmek zorundayız demesinler. Çünkü dişin üstünde veya ağzın içerisinde nohut tanesi kadar bir yere su değmezse Hanefi'ye göre gusül olmaz. Öbür türlü gusüldür. E şimdi dolgusu olan üstü dişin yüzeyi olmuş oldu. Çünkü o tak çıkar değil, doldurdu, kapattı üstünü. Doldurup kapatınca ne oldu? Dişin yüzeyi hükmünde oldu. Onun içine su değecek diye bir kaide yok. Gusül şartı da yok. Ama eskiler bunu böyle bir ihtiyaden koymuşlar. Bir kimse gusül ederse eder. Bunun abdesti olursa olur. Bunda bir sıkıntı yok. Caiz değilse dolgusu olanlar ne yapmalı? Yok, bu noktada caiz. Dolgusu olmayanların, dolgusu olanların bir şey yapmalarına gerek yok. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bu ara gündem kalabalık ya, ondan sonra tekke ile alakalı. O yüzden arkadaşlar sakin olsunlar. Başlarındaki vazifeli kardeşlere tabi olsunlar. Hiç kimse kendi kafasından bir şey yapmasın. Hiç kimse kendi kafasından bir eylemde de bulunmasın. Bu kesin, ben bunu yıllardır söylerim, yine söylüyorum. Arkadaşlar, hiçbir noktada hiç kimseye hakaret edip küfretmeyin. Haklı davanızı haksız yere götürmeyin. İçinizden bir tanesi, iki tanesi böyle bir şey yapıyorsa bütün arkadaşları ve grubu zan altında bırakıyor. Yapmayın. Bunu defalarca söylüyorum, yine söylüyorum. Mustafa Özbağ'ın kendi şahsını korumaya çalışmayın. Tekrar söylüyorum. Mustafa Özbağ'ın şahsını korumaya çalışmayın. Mustafa Özbağ'ın şahsıyla alakalı da bir mücadele etmeyin. Laflaşmayın. Eleştirmeyin. Bırakın kim ne söylüyorsa söylesin. Benim mücadelem Kur'an sünnet dairesinde. Bilebildiğim kadar, yapabildiğim kadar. Benim başka bir derdim yok. Mustafa Özbağ kendi şahsıyla alakalı bir derdim yok benim. Benim derdim Kur'an, sünnet, vatan, millet. Benim başkaca bir derdim yok. Bütün Türkiye benim aleyhimde konuşsa umurumda değil benim. Ben söylediğimin ve yaptığımın Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığına bakıyorum. Onu analiz ediyorum. Eğer söylediklerin Kur'an'a, sünnete, imamların içtihadına, akaid imamlarının tersine bir şeyse ben oradan geri dönerim. Bu ayıp değil. Bu beni küçültmez. Bu beni büyütür daha. Benim öyle bir derdim yok. Hani rüyayla alakalı fırtına koparıyorlar ya, rüyetullahla alakalı. Bu konuda bir sürü, ben onun yıllar önce, çok özür dilerim, zaten Allah affetsin, okumuşum zaten onu ben. İzmir'de ilahiyat profesörleri dahi ona cevap veremedi orada. Ben sonra onlara bir risale hazırladım, gönderdim. Dedim açın okuyun, varsa itirazınız yazın dedim ben. Onlar da itiraz edip yazamadılar. Bu rüyetullahla alakalı konuşanlar din bilmiyorlar, tasavvuf bilmiyorlar, cahil insanlar. Bakın cahil insanlar, din cahili bunlar. Bunlarla mücadele etmenize gerek yok. Adam din cahili. Yani koca adam Bursa müftüsü olmuş, Bursa müftüsü kendi İslam ansiklopedisinden haberi yok. Koca Bursa müftüsü İslam ansiklopedisinde geçen hadislerin İslam ansiklopedisinde geçen, bakın
Fetvalardan haberi yok adamın. Okumamış adam. Okumadan bilenlerden. Zaten bu müftüler dosdoğru zaten okumuş, ilim adamı olmuş olsalar bu toplum böyle olmaz. Kızıyorlar sonra bana. Ondan sonra diyorlar ki Diyanet'e taş attı. Ya kardeşim Diyanet'e taş atmıyoruz. Maaş aldığınız, çoluğunuzu, çocuğunuzu beslediğiniz kuruma dosdoğru hizmet edin. Oradan maaş alıyorsun. Senin işin ne? Bu insanlara doğru dini aktarmak. Rüyetullah, ehli sünnete göre hak mıdır? Evet. Hakkında hadis var mıdır? Evet. Ben Şia değilim. Onlar kabul etmez. Ben Mütezile değilim. Onlar kabul etmez. Ben Cebriyeci, Kaderiyeci değilim. Onlar kabul etmez. Ben Rafizi değilim. Onlar kabul etmez. Ben Harici değilim. Onlar kabul etmez. Bakın onlar kabul etmez. Diyanet Teşkilatı Ehl-i Sünnet olarak biliyoruz. Ehl-i Sünnet olarak bildiğimiz Diyanet Teşkilatı kabul etmiyorsa bir Diyanet Teşkilatı Şia'nın mı eline geçti? Rafizilerin eline mi geçti? Kaderecilerin eline mi geçti? Mütezilerin eline mi geçti? Mürciyenin eline mi geçti? Cebriyecilerin eline mi geçti? Kimin eline geçti? Ya da şahsın kendi özel bir hatası. Öyle göreceğiz. Şimdi koskoca Bursa müftüsü bunu bilmiyorsa ya bundan neye uğraşacaksın ya? Ne şikayet edeceksin ya? Adam ekmeğinden olmasın ya. Ya bunun gerek yok buna. Anlatabildim mi? Yani hakaretle değil, ilimle. Gerek yok. Bir tane, iki tane değiller. Yani biz Kur'an'ı, sünneti, akaidi, fıkıhı, tasavvufu bilmeyen bir toplulukta yaşıyoruz. Arkadaşlar tekrar bunu tekrar ediyorum. Bizim yaşadığımız toplum Kur'an'ı, sünneti, fıkıhı, akaidi ve tasavvufu bilmeyen bir toplumda yaşıyoruz. Biz bu topluluğa doğru Kur'an'ı, doğru sünneti, doğru fıkıhı, doğru akaidi, doğru tasavvufu anlatacağız diye uğraşıyoruz. Buna sabır lazım. Buna sabır lazım kıymetli kardeşlerim. 34 yıldır ben bununla uğraşıyorum. Buna sabır lazım. Ben yıllardan beri size de söylüyorum. Bütün herkese söylüyorum. Diyorum ki Kur'an'a, sünnete, imamların fıkhına ve kelam ilimler, kelam alimlerin bu noktadaki içtihatlarına uymayan bir halimiz var ise, uymayan bir sözümüz varsa Allah için önümüze getirin, biz ona uyalım. Vay işte Atatürk'le konuşmuş ya, Atatürk'ü rüyamda gördüm bile demedim. Ya bir insan rüyasında görmediği bir şey gördüm der mi zaten? Demez. Açın bakın. Ama onlar illa Atatürk'le rüyasında görüşmüş. Atatürk'le rüyasında görüşen değil, Atatürk'ün ruhunu çağıran Fesli Kadir Mısırlıoğlu. Onu bir bizim Mehmet Emin verdi bana. Dedi ki ya bak böyle böyle dedi. Ya Kadir Mısırlıoğlu kendisi oturmuş sohbette anlatıyor. Diyor ki bir adam vardı ruhları çağırıyordu diyor cinni taifesinden. Atatürk'ün ruhunu çağırdı diyor. Gel dedi diyor. Ve sorduruyor Kadir Mısırlıoğlu açın ben Twitter'da paylaştım. Atatürk'ü konuşturuyor. Kim? Kadir Mısırlıoğlu. Lan Kadir Mısırlıoğlu Atatürk'ü cinni taifesiyle beraber konuşturuyor. Caiz. Mustafa Özbağ konuşturunca tukaka ilan ediliyor her yere. Kadir Mısırlıoğlu gel bakayım Atatürk'ün ruhu buraya diyor. Geliyor.
Sen ne yapıyorsun? Vay ben ne azaplar çekiyorum diyor. Dinleyin mi? Bu doğru. Kimse laf söylemiyor fesliğe. Öldü gitti. Kadir Mısırlıoğlu'na bir laf söyleyen yok. Mustafa Özbağ bir şey deyince halbuki orada edebiyat var. Bu toplum edebiyatı da bilmiyor. Yıllardan beri okuyorsunuz. La Fontaine kargayı konuşturuyor. La Fontaine tilkiyi konuşturuyor. La Fontaine aslanı konuşturuyor. La Fontaine oradaki adamları konuşturuyor. Bütün din alimleri, büyük mutasavvıflar birilerini konuşturmuşlar. Ya bırakın Mustafa Özbağ'da Atatürk'ü konuştursun ya. Kötü bir şey söylemedik. Ben sordum, o cevap verdi. Dedim, paşam ne diyorsun bu Atatürkçülerle alakalı? Ben bunları böyle söylemedim dedi. Ben bunu rüya diye söylemedim zaten. Rüya diye söylesem diyeceğim ki ya ben rüyamda, ben derim ki rüyamda ben böyle gördüm. Lan 3-5 tane zibidi gazeteciden mi korkacağız? Rüyamızı mı saklayacağız? Rüyamızda görürsek söyleriz. Mustafa Özbağ kimden çekinmiş? 3-5 gazeteci zibidisinden mi çekinecek? 3-5 adamdan mı çekinecek? Ha, onlar zaten kleve kahramanı. Otururlar, hakaret ederler. Müşriklerin adetidir o. Benim yerim belli, adresim belli, her şeyim belli. Gel bir şey yapacak olan yapsın. Yanımda koruma yok, bir şey yok. Ben birileri gibi mahkemeye bile giderken 6-7 kişi yanımda gitmiyorum. Hem uyuz itler gibi korkacaklar. Benle karşılayacakları zaman 6-7 tane etrafını adam toplayıp gidecekler. Kilitli kapıların arkasında durup geldi mi diye ödleri kopacak. Beni gördüklerinde 200 metre ileriden böyle takip edecekler. Ben yavaşlıyorum, gelmiyor arkamdan. Dönüyorum, duruyor. Neden? Haksız çünkü. Yani Atatürk'ü gördüysem gördüm derim rüyamda. Görsem ne olacak? Atatürk rüyada görülmez mi? Allah görülür, peygamber görülür, veliler görülür, şeytan da görülür, cinniler de görülür, melekler de görülür. Atatürk de görünür rüyada. Görünür. Atatürk rüyada görünmez diye Atatürk bir kanun mu koydu gitti? Atatürk halde görünmez diye bir kanun mu koydu gitti? Atatürk'ün rüyada halde görünmesi Atatürkçülerin inisiyatifinde mi kaldı? Ulan bunlar bizim rüyamıza da mı karışacaklar? Bu ne cahillik böyle? Bu millet de din bilmiyor ya. Vay Atatürk'ün rüyasında görmüş de işte. Ha görsen ne olacak? Ne yapacaksın? Asacaksın mı beni? Hazreti Peygamber gitmiş. Ey Utbe! Ey Şeybe! Kuyunun başında, kuyunun başında hepsini katlettirmiş Bedir'de, kuyunun içine doldurmuş. Kuyunun başına gidiyor. Kafirlerin orada kuyunun içerisinde olanların birer birer isimlerini sayıyor. Utbe, Şeybe, felanca, felanca, felanca. Şimdi diyor, anladınız mı? Şimdi gördünüz mü? Şimdi şehadet ettiniz mi? Benim hak peygamber olduğuma diyor. Neymiş de ondan sonra ölüler duymazmış. Neymiş de işte bir de kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Müşrik ölüler duymazmış. Ulan sen Atatürk'ü müşrik ettin o zaman.
Ölüler duyar. Diriyim zanneden ahmak ölüler duymazlar. Onlar sağırdır çünkü. Ölüler görür. Görüyorum zanneden diri ahmaklar kördür. Ayette sabittir. Onların gözleri vardır görmezler. Onların kulakları vardır duymazlar. Ama öbür günler görür ve duyar. Millet cahil. Haydi. Atatürk'le rüyasında konuşan adam. Ölüyorum gülmekten bazen. Ne olmuş? Konuşamaz mı insan ya? Senin de maneviyatın olsun, senin de gücün olsun, konuş. Senin de manevi halin olsun, konuş. Sana konuşma diyen mi var? Sen Mustafa Özbağ bunu göremez diyorsan, inanma kardeşim, sana inan diyen var mı? Vay işte kendisini Allah gördü. Haşa ya. Adam başını sonunu bilmiyor. Riyetullah hak kardeşim. Hazreti Peygamber dahi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor Allah'ı genç delikanlı suretinde gördüm rüyamda diyor. İmam-ı Azam gördüm diyor. 99 sefer gördüm diyor. İmam Tirmizi gördüm diyor. Hadisler var görüleceğine dair. İslam dünyasının bir kısmı kabul etmiyor. Kabul etmeyenleri de sıraladım. Bu konu nerede konuşuluyor? İslam İzmir'de İlahiyat Fakültesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde konuşuluyor. İlahiyat Fakültesi'nde. Konuşmacılar kim? İlahiyat Fakültesi'nde birisi tefsir hocası, birisi din psikolojisi profesörü, birisi hadis hocası, birisi tasavvuf kürsüsü başkanı, adamın kitapları var. Birisi hadisçi, onlarla konuşuluyor. Bu işin ilmiyle iştigal eden kimselerle konuşuluyor. Gazeteci bozuntularıyla değil. 3-5 tane hergele değil. Ya bu işin ilmini yapan insanlar. 9 Eylül Üniversitesi'nde her biri kendi dallarında kürsü başkanı. Bu mevzu orada konuşuluyor. Profesörler orada bir şey cevap veremediler. Dışarı çıktılar. İşte cennette görülecek filan dediler. Hocam dedim mesele değil. Önümüzdeki aya dedim gelin tezlerinizi dedim koyun ortaya. Gazemir'de dedim sohbet devam ediyor. Gelin tezlerinizi koyun. Önüme koyun dedim. Tezlerinizi konuşalım. Ben önümüzdeki ay dedim tezlerimle geleceğim. O sohbetten bir ay sonraki Gazemir sohbetini açın. Gazemir sohbetine ben bütün tezleri aldım, delilleri aldım. Hiçbirisi de gelmedi. Orada oturdum çatır 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 konuyu anlattım. Bakın o sohbetten bir ay sonra Gazemir sohbeti kayıtlarda varsa çıkarın. Delilleriyle orada anlattım. Orada delilleriyle anlattıktan sonra o koca koca profesörler onlara cevap veremediler. Hatta dedim ki bugün hiçbirisi gelmedi. Bir dahaki aya dedim gelebiliyorlarsa buraya gelsinler delillerini burada aktarsınlar anlatsınlar dedim. Oraya da gelmedi. Bir dahaki aya da gelemediler. Neden? Kardeş heva hevesten konuşma. Profesör olabilirsin. Bana delille konuş. Bana Kur'an'la, bana sünnetle, bana akaid alimlerinin fetvasıyla, bana fıkıh alimlerinin fetvasıyla konuş. Bana işkembe-i kübradan konuşma, bana heva hevesten konuşma, bana cehaletten konuşma. Haydi gündem oluşturacaklar ya, gündem Mustafa Özbağ. Uçuruyorlar ortalığı. Hiç kimse de bir kallığın kolu, hani üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek işleri. Ya bu mevzu ne? Sormuyor. Bakın burada ben kendim anlatıyorum şimdi. Bakın olaylar manzumesini anlatıyorum. Tarih veriyorum size.
Yok. 3-5 tane hergele gazeteci alıyor, Türkiye'yi gündem yapıyor. Ne yapın? Verilmeyecek hesabımız yok. Bakın, verilmeyecek hesabımız yok. Ne yapıyorsanız yapın. Biz Kur'an sünnetten geri dönmeyeceğiz. Bunun sözünü biz ezelde vermişiz. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Ben üflendiğinde vermişim orada söz. Orada akdimi bozayım şimdi 3 günlük dünya için. O yüzden Kur'an sünnete uyacak kardeşim herkes. Atatürk'le de konuşulur. Rüyada da görülür. Ne görünmesin? Konuşulur da ne konuşulmasın? Kadir Mısırlı konuşuyor da, insanlar inanıyor da, bir başkasının konuşmasına mı inanmayacaklar? Herkes görülür rüyada. Maneviyatı, metafiziği kuvvetli olanlar görür. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Daha ilerisini söyleyeyim size. Şu zikrullah halakasında var ya, adamın maneviyatı kuvvetliyse kimi isterse görüşür, konuşur onunla. Bir başkası buna inanır, inanmaz. Sizler bile hayrette kalırsınız. Sizler bile hayrette kalırsınız. Şu zikrullah halakasını o yüzden önemserim ben. Arkadaşlar, halakayı, zikrullahı bırakmayın derim. Bizim asli işimiz bu. Asli vazifemiz. Evet, zikrullah halakasında meleklerle de konuşulur, cinnilerle de konuşulur. Konuşulur arkadaşlar, herkesle konuşulur. Maneviyatına bağlı. Maneviyatına bağlı. Hadis bile sorarsın, maneviyatına bağlı. Ha bir başkasını bağlar mı? Bağlamaz. Bir başkasına delil midir? Değildir. Değil de, delil değildir bir başkasına. O şahsın kendisine delildir. O şahsın kendisine delildir. Bir başkasını bağlar mı? Aa, ben ona inanıyorum. Ben onun söylediğine ben inanırım. Beni bağlar. Örneğin işte Cafer bana bir rüya anlatsa ben Cafer'in rüyasını bağlarım kendime. Derim ki ya 30 yıllık benim dostum, arkadaşım, kardeşim, onun rüyasına mı inanmayacağım? İnanırım. Veyahut da işte Hüseyin söylese veya Barbaros söylese veya Halit söylese veya Acar Kan söylese veya İsmail söylese inanırım. Bakın, inanırım. İnanırım. Acar Kan da o rüyayı anlatan Acar Kan. Ben Allah'ım demiyorum ki. Cenab-ı Hak sureten beni göstermiş. Bu aslında ne biliyor musunuz? Bunun tanımı ne biliyor musunuz? O kimse Allah'ı görmek istiyor ya, Cenab-ı Hak kendi nurundan nurlandırıyor o kimseyi. Kim suretinde gördü? İşte X kimse suretinde gördü. O X kimse Allah kendi nuruyla nurlandırdığı kimse o. O kimse Allah değil. Ama o Allah dostu. O Allah'a yakın. Çünkü Cenab-ı Hak delil teşkil ettiriyor orada. Bak, Allah delil teşkil ettiriyor. O kimse Allah'ı görmek istiyor onun suretinde. Sufilik de bunlar var. Tasavvuf da bunlar var. Bunlar birer delildir. O kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görmek için can atar. Bir bakar bir peygamber bir üstadı, bir peygamber bir üstadı. Delildir bu. O ne peygamberdir halbuki? Peygamber mi? Değil. Ama bir peygamber bir üstad oluyor. Cenab-ı Hak kendi nurundan nurlandırmış onu. Kendi nurundan onu nurlandırmış, kendi nurundan onu nurlandırdığından dolayı o peygamber suretinde de görünüyor. Cenab-ı Hak o zatı kendi nurundan nurlandırmış. O haşa, tabiri caizse Allah'ın bir sıfatsal boyutu noktasında görünüyor. Allah değil o, haşa. Bir kimse Allah zannıyla kimi neyi görse dahi o değildir. Hani diyorum ya,
şey meselesinde tiktak kurun diyorum ben. Teşbih ve tenzih. Gördün o mu? O ama değil. Hatta bir ara Halit'le bunu böyle Çanakkale'de Mevlana Kültür Merkezi'nde bunu ben Husisi yaptım. O farkında değildi. Bütün canlı yayında yaptım. O öyle dedi, ben değil dedim. O öyle dedi, ben değil dedim. O değil dedi, ben öyleydi dedim. Hatırladınız mı? O bir teşbih ve tenzihle alakalı bir ölçüydü o. Ama bu insanlar bunu da bilmiyorlar. Acı tarafı bu. O yüzden bunları yaşayacağız. Bunları normal görün. Bu insanlara da saldırmayın. Bunlar rahatsız, hasta, bilmiyorlar. Cahil insanlar. Cahil insana saldırır mı insan? Bilmiyorlar. Bu insanlar bilmiyorlar canım kardeşlerim. Nerede öğrenecekler? Bunları İmam Hatip'te mi öğrenecekler? Küçümsemek için söylemiyorum. Bunlar İmam Hatip bilgisinin üstünde. Küçümsemek için söylemiyorum. Bunlar ilahiyat bilgisinin üstünde. Bunu küçümsemek için söylemiyorum bakın. İmam Hatipler de bizim okulumuz. İlahiyatlar da bizim okulumuz. Diyanetçiler de bizim kardeşlerimiz, bizden. Ama bilmiyorlar. Bilmiyorlar, cahiller. Zaten İmam Hatip mezunu, bir kimse önceden öyleydi. İmam Hatip mezunu. Oo, İmam-ı Azam sanki. Değil kardeşim ya. Değil. Veya ilahiyat mezunu. İmam-ı Azam sanki. Veya İmam Maturidi sanki. Değil kardeşim ya. Adam orada bir hadis kürsüsünde okumuş. Adam sanki Tirmizi mi kesiliyor başımıza? Adam Buhari kesiliyor. Değil kardeşim ya, yapma. Ama biz bunları böyle gördükçe, bunlar da kendilerini böyle tanıttıkça bunların cahillikleri çıkmıyor ortaya. Cahil bunlar. Bakın o gün toplantıda 4 tane ilahiyattan profesör vardı. İlim adına bir dakikaya hazırlanıp gelsene. Veyahut da hatalı olduğunu gördün. Bir ay sonra gel ilim adamı gibi çık, özür dileriz, hakkınızı helal edin. Bu mesele Mustafa Özbağ'ın dediği gibiymiş de. Onu da yapmıyorlar. E şimdi de aynı Bursa müftüsüne yaz boyuna. Adam geri adım atıyor mu? Atmıyor. İlim kibiri var. Makam kibiri var. Öbürkünde gazeteci kibiri var. Öbürkünde siyasetçi kibiri var. Öbürkünde müftü kibiri var. Öbürkünde diyanetçi. Öbürkünde ilahiyatçı kibiri var. Kibir dünyası ortalık. Kibir dünyası. Normal. Çünkü kibri üstün olan parayı kapıyor. Kibri üstün olan. Kimin kibri daha üstünse o daha meşhur oluyor. Lat, Uzza, Menat. Böyleler. O yüzden arkadaşlar sakin olun. Abilerinizi dinleyin, ablalarınızı dinleyin. Kendi başınıza bir iş yapmayın. Serkeşlik yapmayın. Bize uymaz, yakışmaz. Tekke ne ki ya? 10 yıllık, 15 yıllık mesele. Biz 34 yıldan beri buradayız. Ben 90 yılından beri Bursa'dayım canım kardeşlerim. Biz hizmet için varız. Kimsenin siyasi oyununa, kimsenin siyasi aleveresine, daleveresine, göz göre göre oyuna gelecek bir kimse değiliz. İtidalli olalım. Alıyorlarsa alsınlar. Tekke onların olsun. Başlarına geçirsinler sikkeye, otursunlar orada. Semazen de verelim biz. Sema ettirsinler, yeniden yetiştirsinler. Yapsınlar işlerine. Allah Allah, herkes görevini yapsın. Yok belediye kalkıp da kendisi ben tekke çalıştıracağım diyorsa çalıştırsın. Veya ilahiyatçılardan birisini tasavvuf kürsüsü başkanını getirsinler. Oraya oturtursunlar, çalıştırsınlar. Gözümüz yok canım kardeşlerim ya. Allah Allah. Sakin olun. Burası kendi yerimiz. Kirası 1500 liradan 5000 liraya, 5000 liradan 9000 liraya çıkaracak olan yok. Buradayız. Kendi yerimizdeyiz. Biz alışkınız Bodrumlarda zikrullah yapma. Hacı Cafer hiç Bodrum olmayan bir yer oldu mu zikrullah yaptın ya? Olmadı.
Biz Bodrum'dan çıktığımız bir tek bizim Hacı Mehmet abinin Reyhan'daki evi oldu. O da uzun sürmedi zaten. Biz hep Bodrum'dayız. Biz hep rutubetin içindeyiz. Böyle. Biz paralı pullu insanlar değiliz. Bakmayın siz medyada villaların varmış. Bulun diyorum ya, gideceğim oturacağım. O nerede bu villalar diyorum ben, kendi kendime soruyorum. Ne o Mercedeslerim varmış. Bulun diyorum ya, vallahi bineceğim, billahi bineceğim. Cayır cayır cayırdatacağım, dünyanın dört bir tarafında dolaşacağım. Böyle ama. Böyle bu. Geri zekalıyım ya, paramı da saymasını bilmiyorum. Diyorlarmış ki parasını saymasını bilmiyor. Ben diyorum ya bazen saymıyorum ben diye. Adamı ben saymıyorum deyince öbür taraftan adam parasını bile saymıyormuş diyor. Çok yani. Ha, saymıyorum arkadaşlar. Matematik bilmiyorum çünkü. Böyle ama bu işler, Allah yesin. O yüzden normal karşılayın, rahat karşılayın, tebessümle karşılayın. İşin keyfini çıkarın. Gerçekten. Sinirlenmeyin, öfkelenmeyin. Deyin ki bu Cenab-ı Hakk'ın cilve-i Rabbaniyesi, dalgalandığında duruldun. Dalgalanır, dalgasız deniz sıkıntılı. Problemsiz bir topluluk sıkıntılı. Biz böyleyiz. Allah Allah, normal. Mustafa Özbağ doğduğundan beri problemli. Ben 4 yaşında evi yakan insanım. Bir de nasıl yanacak diye yaktım. Tamam, 4,5-5 yaşındaydım ben. Sonra geçtim karşıya, seyrediyorum. Cayır cayır yanıyor ortalık. Bütün herkes su taşıyor. Hiç unutmuyorum, babam geldi baktı. Ne yaptın be Karabela dedi. Ben böyle baktım. Karabela lafı 4,5-5 yaşındayken. Adım Karabela. Babam koydu, ben ne yapayım ya? O yüzden bitmez benim başımdaki sıkıntı. Ben o yüzden derim ders alacak olanlara, kardeş bak iyi düşün. Biz sıkıntılı bir yeriz. Bizim başımızdan duman eksik olmaz. Bizde kar boran eksik olmaz. Bizde problem eksik olmaz. Uzak dur bizden diyorum ben, herkese söylüyorum bunu. Bakın yakın daire, uzak daire, orta daire, herkese söylüyorum. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Huzur, böyle gülüş, ahenk bir şey arıyorsanız burada yok. Burada böyle mojesist olacaksınız. Bir sıkıntı var, ondan zevk alacaksınız. Ulan ya bugün sıkıntı var. Bir kahve, sade kahve, bacak bacak üstüne. Bugün derdin en dip yaptığı gün diyeceksin. Kahve içeceksin. İyi ki içki haram. Tabii. Bu sefer ne tarafa kayıyorsun? Mansur'a kayıyorsun. Öbürkü sıkıntılı ya. Mansur serbest. Şimdi çatlasın ortalık. Ondan sonra diyorsun, hadi gel bakalım Mansur. Senin derdin dert miydi senin zamanında? Ne olmuş ki taşlanmışsın? Hey Mansur, ne olmuş ki gözüne kaşına taş gelmiş? Gel de şimdi yüreğindeki taşları temizle. Ne olmuş ki o zaman seni çarmıha germişler? Gel de şimdi her gün her an çarmıhı gör. Hey Mansur, seni ipe çekmişler. Bir sefer can verdin, yürüdün gittin bu dünyadan. Bugünün aşıkları her an can vermede, her an canı gitmede. Gel de gör kimler can veriyor bu devirde. Hey, bir sefer asılmış gitmişin. Her gün asıyor müşrikler bizi. Her gün asıyor cahiller bizi. Her gün karanlık dehlizlerde her türlü her şeyimizi asıyorlar. Yunus vurdum demiş namus şişesini taşa. Bizim her gün namusumuz, namuslarımız taştan taşa vuruluyor. Gel de şimdi Yunusluk yap. Gel de şimdi Mansurluk yap. Gel şimdi beyazıtlık yap. Gel şimdi etemlik yap.
Gel şimdi Abdülkadir Geylanilik yap. Gel şimdi Rufailik yap. Gel şimdi Bedevilik yap. Gel şimdi Mevlana'lık yap. Gel şimdi Ebu Zer'lik yap. Gel şimdi Hüseyin ol. Gel şimdi Hüseyin ol. Bir sefer Yezid'in kılıcının altında canını verdin. Biz her gün Yezidlerle uğraşıyoruz şimdi. Her sabah Yezidler bıçağını, kılıcını bileyip ensemizde dolaştırıyorlar. O gün içinde o. Şimdi Hüseyinlik zor. Şimdi Mansurluk zor. Şimdi Yunusluk zor. Şimdi Yusufluk zor. Zindan. Şimdi Yusufluk zor. Günün müşrikleri bugünkü müşriklerden daha evlaydı. Günün zalimleri bugünkü zalimlerden daha evlaydı. Günün kafirleri bugünkü kafirlerden daha evlaydı. O yüzden geçen perdeye Mansurluk yapacaksın. Geçen perdeye Yunusluk yapacaksın. Vurdum diyeceksin namus belası, namus şişesini. Vurdum taşa diyeceksin. Haydarı haydarı çekeceksin. Bugün çekeceksin. Ondan sonra diyeceksin. Yar ile iyiymişim, kötüymüşüm kime ne? Yarla iyi olmaya bakın. Başarın. Kızmayın, sinirlenmeyin. Üzülmeyin. Müşriklerin, münafıkların, gavurların, mürtetlerin, gevşeklerin, puşların yaptıklarından dolayı üzülmeyin. Doğru yolunuza, doğru yolda olduğunuza işaret. Baktın puştun birisi laf mı söylüyor sana? Doğru yoldasın sen. Baktın müşriğin birisi laf mı söylüyor? Doğru yoldasın sen. Baktın münafığın birisi laf mı söylüyor? Doğru yoldasın sen. Müslümanmış gibi görünüp Dubai'nin bilmem hangi otelinin terasında viskisini yudumlayan müşrikler sana laf mı söylüyor? Doğru yoldasın sen. Milletten rüşvet almayı, milletin parasını, pulusunu iç etmeyi, yemeyi kendisine ilke edinmiş, helal etmiş kimseler sana laf söylüyorsa doğru noktadasın sen. O yüzden canınızı sıkmayın. Üzülmeyin kuzularım benim. İşin tadını çıkarın, neşesini bulun. Gerçekten. Hele birisi haydi sinemanızı yapın. Sinemanızı yapın. Sinemanızı geçin. Neden? Şöyle görün. Bu da bir hakkın cilvesi. Fâlemennâhu. Lâ Resulullah cemiyen enbiyayı vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salat. Amin. Ecmen. Destur.